Saliha Hanım da bir anne, aynı sizin gibi aslında. Şimdi iki anne var karşımda. 23 yaşındaki evli kızım Zeynep Karasakal 4 Aralık tarihinden beri kayıp diyerek iki anne programa başvuruda bulundu. Niye Evet. iki anne diyorum? Sus. Çünkü Saliha Hanım kızını arıyor. Anneanne de onun Doğru. yanında. Siz de torununuz için buradasınız. Kızınız evli Zeynep. Çocuğu var mı? Yok. Yok. Çocuğu yok. Kiminle evli? Damadım Mahmet Karasakal'ın evliydi. 5 senelik evli kızım. O cumartesi günü babamın mevlidi vardı senesi. Biz onunla konuştuk. Cuma günü akşamı kızım dedim mevlide gel dedi senesi. Anne ben fabrikadayım dedi. Ben de gelemem. Dedi neredesin? Fabrikadayım. Saat kaçta çıkıyorsun dedim o akşamı. Saat 1'de, 1'den sonra ben sana gelemem dedim. Uzak aramız dedim. Muratlı'da kızım yaşıyor. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Muratlı'da yaşıyor. Evet. Ondan sonra sabah oldu. Cumartesi günü tekrar yine ben onu aradım. Zeynep neredesin dedim. Anne de saat 3'te dedi. Fabrikaya gideceğim dedi. Arabaya bineceğim 3'te dedi. 4'te dedi. İş başı yapacağım dedi. İPK'yla dedim ben. O da gitti herhalde işe. Ben öyle biliyorum. O akşamüstü de döndük Tekirdağ'a. Sonra işte damat Muhammed aradı. Dedi Zeynep'ten de hayır haber var mı diye söyledi. Dedim ne oldu hayırdır fabrikaya diye çıktı bir oğlum dedim. Zeynep yok dedi. Dedim nasıl yok? Eşime dedim ki kal bir araba bul da gidelim Tekirdağ. Hani Muratlı'ya. Tekirdağ'a Muratlı'ya. Şimdi yalan olmasın ha saat 11 tarafında mı neydi? Gittik karakola. Dedim Zeynep yok. Eşim orada, damadım orada. Arıyor Zeynep'i. Oradan bir şey çıkmadı. Pazartesi günü dediler. Adliyeye çıktılar. Ben gitmedim. Yalnız Zeynep de bulundu dediler bana. Yalnız dedi Nerede, ismini ne şeyini yapıyor, vermedim. Yerini söyleyemiyor. Söylemediler, söylemediler. Ben de sana geldim rica ediyorum. Kızımı bana, kızımı verin bana. Kızımı kurtlara kuşlara yem edemem. Ne güzel yuvası vardı. Hep soruyordum kızım huzurlu mu mutlu musun diye. Hep huzurlu mutluyum dedi. Gitti servislere bırakın. İşe diye gitti derine bıraktı gitti Zeynep'i. Zeynep kötü yollara düşürmesinler seni yavrum. Allah korusun. Annenin sesini duydu ki canım evladım Zeynep'im. Ay Salih abla. Zeynep'im yavrum canım evladım ne olursa gel Esra abla bizi kurtaracak. Seni bana verecek yavrum. Beni düşün düşün yavrum çok hastayım yavrum. Bir düşersem öleceğim oğlum Allah korusun. Ameliyatınız var. Yavrum. Ay. Güzel bebeğim gel bana da alırsın gel ya. Zeynep'im. Zeynep'im. Gel bak tamam dur Salih abla gel fotoğrafını göstereceğim. Tamam gel bu fotoğrafa. Aa, ne olur ne olur. Gel yavrum bebeğim benim. Bak dikkat et. Tamam bak. Güzel evladım gel canım evladım. Seni derilere götürdüler kimin aklına uydun yavrum. Yavrum sesimi duy gel bebeğim. Zeynep, bebeğim gel yavrum canım bebeğim. Düşeceğim anneciğim düşeceğim. Anneanne gel bir sen. Anneanne sen de gel. Seni kimler anlattı derilere götürdü. 5 liraya nereye gitti sana bohça parası vermiş kocan. 5 liraya avukat mı tadılır yavrum? Salih abla. Salih abla. Bebeğimi tamam. getirin yavrumu bana verin Esra abla. Tamam gel bak böyle gel. Çıkarı kısama benim. Tamam gel. Ay içim acıyor Allah. Gel gel böyle gel böyle. Gel. Nezih abla şöyle kayar mısın? Abla. Dur Salih abla. Ay vallahi benim çok içim yapar. Diyarbakır'dayım der. Nasıl gitti 5 lirayı Diyarbakır'a mı gidilir Allah severseniz. 5 liraya avukat mı tutulur anacığım? 5 lirayı nereye veriyorsunuz yapmayın.
Yapmayın evladım. Salih abla bak Allah'ın izniyle inşallah haber vereceğim sana. Bebeğimi kimler götürdü? Kurtlara kuşlara yem yapmayacağım. Vermeyeceğim kızlarımı kimseye. Tamam Salih abla bak biz biz buradayız. Sahip çıkmadım Mahmet. Mahmet. Bak sen ya ne kadar ya sakin olursan tamam, ben de elimden geleni yapacağım. Bol bol da fotoğrafını verelim. Bak İğnem bak. 17 yaşında kaçtı kızcağızım. Bu kocasını 17 yaşında kaçtı alalım dedim. Eşim bırakmadı gitsin dedi. Yuvasını kursun Salihem dedi. 5 senelik evli kadın nereye gider çocukları almadı. Tedaviye başladı hep yarım kaldı. Kızım seni kentten rahatı götürdü. Kurtlara kuşlara yem vermeyeceğim. Kötü yollara düşmesin. Çok korktum. Allah korusun. Millet otoko toprağa girecekti. Düşmanlar yaşayacak mı dünya yüzünde? Dur Salih abla. Evladımı istiyorum evladım. Anneniz de sevgili seyirciler Zeynep kara sakalı arıyoruz fotoğrafı. Bir sağlık personeli gelsin. Dur. Salih abla bak anneanne de... Şimdi anneanne de yazık o da yani yaşıyla beraber... Dur. Ay yavrum. Şimdi fotoğrafı ekranda Zeynep Karasakal normalde Tekirdağ Muratlı'da yaşıyor. Evet. Orada fabrikada çalışıyor. 4 Aralık tarihinde gel bak ben sana kolonya da vereceğim şöyle bir iyi gelir. 4 Aralık tarihinde annesine ben fabrikaya gidiyorum diyerek evden evinden çıkıyor. Ve sonra da kendisinden bir daha haber alamıyor aile. Polis tarafından kızınız bulundu, ifade verildi diyor, deniyor. Ama o ifadede Zeynep'in ne söylediğini bilmiyoruz. Sadece anneye bir telefonda Diyarbakır'da olduğunu söylüyor. Diyor ki Diyarbakır'a gidecek yol parası bile yoktu. Diyarbakır'a gitmesi mümkün değildir diyor. Zeynep'in Zeynep 23 yaşında, fotoğrafı da ekranda. Lütfen tanıyanlar, bilenler bize çağrıda bulunsunlar, ihbarda bulunsunlar. Bu gözü yaşlı annenin gözyaşlarını hep beraber dindirelim. Sapasağlam kızı bir yere gitmiş olsa bile. Şimdi kocasından mı kaçıyor, ana babasından mı kaçıyor, ailesinden mi kaçıyor? Niye bir anda ortadan kaybolup izini kaybettirdi? Zeynep Karasakal nerede? Gören tanıyan bilenlerin ihbarıyla şuraya canlı canlı bir kızını getirsek... 4 Aralık'tan beri nerede yaşadığını, nasıl olduğunu anneye bir göstersek birazcık yüreğine su serpmiş oluruz. Bu konudaki, bu konuda gelecek olan ihbarlar bizim için çok önemli. Salih ablacığım bak biz senin yanındayız. Senin acın bizim acım, tamam mı? Senin arayışın bizim arayışımız. Sen hiç merak etme. Bu arada ne telefon attığında mı? Ay hadi inşallah. Dur. Zeynep şu anda bulundu. Telefon hattında. Alo de. Alo Zeynep'im. Zeynep'im neredesin yavrum? Çek gel anacığım kimseden korkma. Zeynep. Diyarbakır'dayım diye söylüyorsun. Bir daha arıyor ekip arkadaşlarımız. Bir saniye telefon hattı kapanmış tekrar arıyorlar. Ama en azından biz Zeynep'e ulaştık. Zeynep bulundu. Bakalım telefona bağlandı. Zeynep merhaba. Alo. Zeynep beni duyuyor musun? Baskı. Zeynep. Vurma kendine vurma. Vurma. Zeynep. Şimdi Zeynep Mahmut'la 5 yıldır evli. Çocukları Muhammed da yok. Muhammed'le evli Mahmut'la diyorum. Bir anda ortadan kayboluyor. Kızın yani böyle sana haber vermeden ortadan kaybolacak bir çocuk mu? Ne desem sana şimdi Vesna abla? Ben bir şey söyleyebilir tabii miyim? Çok hani telefon attığında kızım. Çok alo de. Çok elalemin ağzına. Alo de. Beni alo de. Alo kızım. Zeynep'im. Anne ben gayet iyiyim. Ya kızım. Bağırma. Bağırma ben annem gayet... burada fenalaşıyor. Bağırma. Ya anneanne ben gayet iyiyim. Sağlıklıyım ya. Niye bunu anlamıyorsun? Ben annenle konuştum. Gayet iyiyim, sağlıklıyım, bir şeyim yok. Zeynep. Neredesin peki? Annene Diyarbakır'dayım demişsin. Diyarbakır'da mısın? Evet, Diyarbakır'dayım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Ben bir, hani kendimi
bir huzurlu, mutlu bir yuva kurdum. Gayet de sağlıklıyım yani. Kiminle yuva kurdun? Ya orası bana kalsın. Ben kendime bir hayat kurdum. Ben bir şekilde oraya geleceğim zaten. Birkaç ay sonra zaten oraya geleceğim yani. Hayır. Niye? Geleceğim. Kızım sen evden... Gayet evet, iyiyim, sağlıklıyım. Mutlusun yani. Senin huzurun yerinde. Evet. Evet, ya Salih ablacığım yani, siz niye iyiyim. Şimdi böyle arayıp da bunu kızın huzurunu bozdunuz? Bak her şey yol tıkırında gidiyormuş ya. Zeynep'ciğim senin aklın başında mı? Ben bunu anneme de söyledim. Ben bunu anneme de söyledim. Gayet iyiyim, mutluyum dedim ben anneme. Eşinize söylediniz mi Zeynep Hanım? Nasıl? Eşinize söylediniz mi? Mutluyum. Hayır. Ben yuvam var yeni diye. Hayır söylemedim çünkü ben onunla konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız zaten biz onunla. Boşanma davası açtın mı? Evet o açmış zaten. Şu anda Şubat'ın 13'ünde ya da 14'ünde mahkememiz var zaten. Peki senin nerede olduğunu biliyor mu eşin? Ay bilmiyor, bilmesini istemiyorum. E tamam, boşanma davası açtın. Evraklar sana gelmeyince sen nasıl ulaşacak sana herkes? Ya ben sağlıklıyım, ben gayet iyiyim. Ben anneme zaten dün de konuştum. Zaten anneme de ben bunu söyledim zaten anneme. Dün konuştum. Oradan da çıkmasını istedim. Hani televizyon çıkmasına gerek yoktu yani. Ha yerim mi? Ha anladığım kadarıyla. Ben iyiyim, mutluyum, sağlıklıyım, hayattayım. Endişe etme, beni rahat bırak dedi. Evet, evet aynen böyle. Peki siz kızınızı rahat bırakmak istiyor musunuz? Ben kızımı orada bırakmak istemiyorum. Bu yeni gelsin, nikahlısın. Sen nasıl yuva kuruyorsun? Yuva üstüne yuva olmaz, nikahın var. Boşanmadan sen yuva kuramazsın kızım. Boşanacaksın, ondan sonra sana bir müddet verecek ve ondan sonra yuva kurarsın. Senin gül gibi kocan tamam, var. Tamam. Ben sana bunu sana anlattım anne. Bağırma, bağırma. Peki mutlu oldun. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Bu kadar gittiğin yerden emin sen. Söylesene kimle beraber olduğunu. Annenler de bir tanısın, bilsin bu adam kim diye. Ya ben onları gerekirse zaten söyleyeceğim. Kim zaten bu kişi? Sıkıntı yok. Kim bu kişi, kim? Ay söylemeyeceğim. Bu da bana kalsın. Gayet huzurlu. Zeynep'ciğim yani. Tabii ki sana kalsın. Bak, yani. Hayatım şunu anlamıyorsunuz siz. Problem nerede biliyor musunuz? Siz istiyorsunuz ki siz kafanıza göre davranın. İstediğiniz şekilde hareket edin. İstediğiniz yere gidin, istediğiniz insanla beraber olun. Geridekiler umurumuzda değil. Ne zaman ki onlar sizin peşinize düşüyor, siz benim hayatıma karışamazsınız. O zaman hayatınıza karışılmayacak şekilde düzgün davranın lütfen. Sizlerden ricam bu. Ben zaten geleceğim oraya. Ben zaten annemin yanına geleceğim. Ay, 4 Aralık'tan beri zaten ben oraya. Peki 4 Aralık'tan beri bir zahmet ben iyiyim, sağlıklıyım diye gelip sizin elinizi öptü mü? Yok, hayır gelmedi. Ha? Gelmedi. Hiç gelmedi. Sen nikahlısın. Gel annenin babanın evine. Tamam burada bizim yanımızda boşan. Ondan sonra ne yaparsan yap seni kurtların eline bırakmam kızım. Seni bilmem kim götürdüyse seni belki harcayacaklar. Seni belki toprağa verecekler. Onlar yeryüzünde yaşayacaklar. Ya ben ne yapacağım Zeynep? Aklını başına topla. Anne oradan da beni bir izin ettir oradan. Yürü yürü. Kızım bağırma yavrum. Hep böylesin. Beni dinlemezse hep bir dışarıda gireni hep böyle dinmedin. Beni hep böyle azarladın yavrum. Yapma etme. Gel evladım. Gel seni boşayacağım da doktora da götüreceğim. Gel canım. Kim götürdüyse Allah bin kere belasını versin. Versin. Yaptılar beni. Allah onu da yapsın. Gel kızım ne olursun gel Zeynep'im. Senin kimden aldı kaçırıp götürdüyse bir yerlere getirsin ben götürdükleri gibi. 5 liraya mahkeme mi açılırmış Allah'ın belası kızım benim. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Kendisi Diyarbakır'a gidemez mi? Salih Hanım. Kendisi kızınız Diyarbakır'a gidemez, onu birinin götürdüğünü mü iddia ediyorsunuz? Evet, bir yersini bilmiyoruz anacığım. Hiç kimseyi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama bu arada Diyarbakır'da olup olmadığından da şüpheli yani. Ben nereden bileyim Diyarbakır'dayım dedi. Belki Malatya'da çıkacak, Malatya'dayım dedi. Belki Denizli'de çıkacak. Nereden bileyim bunu? Söylemiyor işte, yalan söylüyor. Ama akşamı konuştuk, telefon numarası ver, bundan beni ara dedi. Hatta buradaki arkadaşlara da verdim. Dedi ki bana, anne bu numarayla dedi, eşime kimseye verme, dağıtma dedi, sen de dursun dedi, arada ben seni arayacağım dedi.
Ben de huzurluyum, mutluyum dedi. Ben birkaç ay sonra geleceğim dedi. Hiç inanmam, toprağa girdikten sonra bana gelecek. Veyahut alacak onları, kötü yola düşürecek. Ben onu nereden, nasıl çıkarırım Esra abla? Daha önce kaçtı nasıl mı? Nasıl çıkarırım? Daha önce kaçtı mı? Kaçak evlendi zaten, 17 hayır, yaşında onun kaçtı. Onun haricinde yani bu dönemlerde başka kaçmadı. Bir kaçıp gidip gelmesi kaçmadı. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Hayır. Bir sağlık sorunu var mı? Var, psikoloji bozuk. Seni beni böyle işte görüyorsun. Nasıl evet. Bağırıyor çak çak. Evliliğinde problemleri var mıydı eşiyle ya böyle? Anne ben boşanmak istiyorum. İşte hiç anlaşamıyoruz, kavga ediyoruz. Hiçbir şeycik demedi. Hep huzurlu mutluyum dedi. Peki Mahmut mesela karısı Mahmut, bir anda ortada Mahmut. Olmayınca şok olmadı mı eve gelmeyince? Muhammed deli oldu ama çocuk. Mahmut niye taktım ben Mahmut adımı Muhammed adı? Ha, kusura bakmayın ha. Muhammed deli oldu bizi aradı. Dedim oğlum madem ki erken geldiysen işten bizi erken arayıp biz de erken gelseydik. Saat 11 miydi valla? 12'ye mi ne gelirdi biz? Adam şoka girdi mi yoksa beklediği bir şey yok, miydi bu? Yok şoka girdim dedi. O da perişan, ben de perişan ama değilim dedi. Ama hemen boşanma davası seviyor açmış. Mu? Ha, koşa koşa gitmiş de. Yani bakın Muhammed artık. De gitmiş, boşanma davası açmış. İkisi, damat kendisi gidiyor. İlk evet. Önce damat. Kendisi gidiyor, damat ben seni boşayacağım diyor. Bizim bir şeyimiz, bir şeyden haberimiz yok. Belki o de adam hani beni terk eden birini, hani evin içerisinde artık sosyal medya kullanıyor muydu, arada ne problemler vardı bilmiyorum. Şimdi aileler hep şey diyor, ay çok mutluydu diyorlar. Halbuki öbür tarafta kıyamet kopuyor yani ilk o evin içerisinde. İlk önce bunlar birkaç gün önce benim haberim yoktu. Bunlar beraber gitmişler, gizli dilekçe falan yazmışlar. Belki dosyalar falan çıkar mı bilmem abla, ondan haberim yok. Anladım, yani demek ki onlar ayrılık kararını vermişler. Şimdi bu arada Zeynep, telefona bağlan bir şey söyleyeyim. Yani eşin hele senden bu kadar boşanmaya dünden razıysa kaçmak yerine boşanmayı gerçekleştirip sonra kendi bir hayat çizmen daha kolaydı. Şimdi bu sefer olayı çok daha böyle karma karışık bir hale getiriyorsunuz. Yayına bağlanıp söz hakkını kullanabilirsin. Benim de söylemek istediklerim var, merak ettiklerim var. Bu arada Mahmut Bey de lütfen yayına... Mahmut. Ay Muhammed Bey ama benim için Mahmut o bitti. Ben artık o benim böyle bir huyum var biliyorsunuz. Ben şimdi birine taktım. Senin adın Eda, ben sana Serpil dedim. Ölsem bir daha ona Ela diyemem. Bu sefer de yanındakiler der ki sana Serpil derse çaktırma, o öyle alıştı diyorlar. Şimdi benim için Mahmut Muhammed. Muhammed Bey, kendisinin eşi zaten anladığım kadarıyla çift olarak da ayrılık kararını almışlar. Zeynep, hani sen de bir an önce gelirsen, şu Muhammed Bey de bir yayına bağlansın. Hani insanın karısı kaybolunca ne yapar? Şoklara girer, komalara girer, üzülür, kızar, bir şey olur. Böyle bir duygu kim? Muhammed Bey telefon hat. Bak Mahmut dememek için elimden geleni yapıyorum. Muhammed Bey merhaba. Merhaba ablacığım. Ya kusura bakmayın, isminizi Muhammed diyeceğim diye başka bir şey çıkıyor ağzına, onu da söylemeyeyim. Olsun, estağfurullah, insanlık abi, yanlışlığınızla bakıyorum. Ay sağ ol, sağ ol. Ay ne güzel büyüklük yaptın. Şimdi eşinizin o kaçtığı günü ve evliliğinizle alakalı birkaç merak ettiğim şey var. Şimdi eşimin kaçma durumu şöyle, ablacığım, ben size şöyle söyleyeceğim. bundan 4-5 hafta önce Cuma günü 4-12'den işten geldi. İşten geldi, ben bunu şey yaptım, duraktan aldım, eve götürdüm. Duyuyor musunuz beni? Dinliyorum ben seni, sessiz, eve sakin götürdüm. Bir bu işin artık utanması, aranması yok. Ben şunu söyleyeceğim. Gaz dedi, bana işe gideceğim dedi. İşe gittim. Tamam mı ablacığım? Ben işe gittim. Saat 11.30, 12 civarı aradım arasında. Zeynep dedim, ne yapıyorsun dedim. Evdeyim dedi, yatıyorum dedi bana. Yatıyorum deyince ben iyi dedim, yat o zaman dedim. Sonra konuşuruz dedim gene. Tekrar 1'e doğru tekrar aradım işe çıkacağım zaman. Telefon kapalı. Telefonuna ulaşamıyorum. Telefonla ulaşamayınca saat 1.30 oldu, 2 oldu, 3 oldu. En sonunda kız kardeşimi aradım. Git dedim eve bak, belki dedim yengen dedim birisi arıyor diye rahatsız oluyorum
telefonu kapatmıştır dedim. Kızım dedim git kapıyı bir tıkla bakayım dedim. Yengen açsın kapıyı dedim. Kardeşim gitti kapıya vuruyor vuruyor. Kapıyı açan yok. Abi dedi beni açan yok dedi. Benim kapıda mısın dedim. Evet dedi. Bir daha dedim vur bakayım kapıya dedim. Kapıya vuruyor. Gerçekten abi kimse açmadı dedi bana. Neyse ben bu sefer eve geldim. Eve geldim ama şimdi estağfurullah. Ben baktım şarj aleti yok, kol çantası yok. Ben normal zannettim herhalde işe gitti. Ama telefonuna ulaşmayınca şüphelendim. İş yerinden şarjı bittiği için beni bir arkadaşından aramıştı. Ben de onu kaydetmiştim. Tekrar iş yerinden arkadaşını aradım. Açmadı. WhatsApp'tan bana yazdı. Sen kimsin diye. Ben de dedim ki kardeşim ben Zeynep'in eşiyim. Ondan sonra Zeynep bizim işe geldi mi? Muhammed Bey bir araya girmek istiyorum. Ben şunu anladım. Ya bu kaçmadan bir gün önce. Şimdi önce evliliğinizde genel anlamda bir sorun var mıydı? Abla yoktu. Normalde iyiydik yani. Bir şeyimiz yoktu kaçmadan önce. Hayır şunu merak ediyorum. Yani siz yani kaçmadan bir gün önce normal karı koca olarak hani evliliğinizi sürdüren, evlilik hayatını yaşayan bir çiftsiniz aslında. Evet. Yani bir gün önce öyle mutlu bir, mutlu olup. Nasıl öleceğimi bilemedim yani. Hani evliliğinde mutlu olup bir gün sonra eşinizin evden kaçması. Ya ama bir şey soracağım bunu bir şekilde dile getirmem lazım. Bir gün önce evliliği normal rutininde gidiyor mutlu problem yok. Bir gün sonra karısı kaçınca insan şoka girer ya. Şok oldum. Hani bir gün önce kavga edip kaçmayı anlıyorum da. Bir gün önce evliliğinde mutlu olup kaçmayı anlamıyorum yani. Ya genel anlamda hani mutlu, beraber, sıkıntı yok, paylaşım var ve evliliklerini sürdürüyorlar. Çok özür dilerim. Bir sıkıntı yok. Ertesi gün sen karının kaçmasıyla aslında büyük bir şok yaşıyorsun. Yaşadım, zaten yaşadım. Ha, tamam. Yaşadım. Boşanmak istiyor musunuz? Birlikte boşanma dilekçemi ben verdim. Tazminat da ettim. Birlikte mi anlaşmalı boşanma için sanki anne öyle algılamış. Birlikte gitmişsiniz, evdeyken eşinizle birlikte mi müracaat ettiniz? O daha öncelerdendi. Kaçmadan 3-4 ay öncesindendi. Niye boşanmak istediniz? Sürekli arkadaşlarına gitmek istiyordu. Sürekli sağa sola gitmek istiyordu. Yapma Zeynep, etme Zeynep. Bak birisi seni kötü yola düşürür. Bak peki, başına bir iş gelir. Muhammed Bey, eğer anlaşmalı boşanmak isterseniz, yani bu konuda Zeynep'e bir teklifiniz var mı? Hani bir an önce anlaşmalı boşanalım diye. Anlaşma yok. Devletin kestiği parmak acımayacak bu saatten sonra. Yok. Peki. Ben de aranıyor her şeyi yaptım. Peki, teşekkür ediyorum. Bana bir aydır ulaşmıyor. Zaten. Siz de duydunuz. Hayır. Yalan söylüyor. Mutluymuş. Mutlu ya, o öyle olduğunu söylüyor. Muhammed Bey de diyor ki ben bir aydır acı çekiyorum. Çeken de benim diyor yani. Evet, o da Zeynep Hanım oldu. Gelmek isterse, ailesiyle kavuşmak isterse bekliyoruz. Ama eşinin de ben tazminat davası açacağım. Bana yaşatmış olduğu mağduriyeti bedelini de ödeyecek dedi. Salih Hanım kızınıza çağrı yapın lütfen. Böyle alayım sizi. Gelin. Ne söyleyeyim? Ne? Gelsin. Bir ay sonra geleceğim diyordu ya. Bir gün sonra gel de bari. Zeynep neredesin yavrum? Çık gel bu tarafa. Seni yem olarak kullanmasınlar Zeynep. Aklını başını topla yavrum. Ne olursun gel Zeynep. Zeynep sesimi duy yavrum. Düşürecekler seni tuzağa Zeynep. Seni benden kuru toprağa ben ne yapacağım Zeynep? Zeynep'im güzel evladım. Bekliyoruz Zeynep'i. Zeynep Karasakalı. Salih abla. Şimdi ondan gelecek olan cevabı da ben bekliyorum.